Sevgili arkadaşlar, plevral efüzyon birçok sebepten dolayı karşımıza gelebilmektedir. Evet, en sık karşılaştığımız akciğer enfeksiyonları sonrasında görülebiliyor. Fakat özellikle ileri yaşlarda plevral efüzyon gördüğümüzde malmiti de sıklıkla düşünmemiz gerekiyor. Bugünkü müdahale edeceğimiz hastamızda akciğer SA düşünülen bir hasta ve yapılan plevral efüzyonla ilgili daha önceki tetkiklerde maalesef plevrada malmit hücreler görülmüş. Sevgili arkadaşlar, peki bu tip bir hastamızda neler yapmamız gerekiyor? Öncelikle hastalarımızın semptomu çok ciddi olabilir. Ne gibi? Göğüs ağrısı ve özellikle nefes darlığı çok sık olarak karşımıza çıkıyor. Masif efüzyon dediğimiz çok fazla miktarda sıvı toplanmasına bağlı olarak hastanın nefes darlığı da çok ciddi artar. Ve eğer biz zamanında yapmış olduğumuz müdahale sonrasında özellikle plevral efüzyonu dışarı tahliye ettiğimizde bu semptomun tamamen ortadan kalktığını hepimiz göreceğiz. Sevgili arkadaşlar, şu anda maniplevral efüzyonla ilgili olarak tedavi olarak birincisi son derece minimal invaziv diyebileceğimiz kateter, yani pleuroken ve ona benzer ürünleri kullanıyoruz. Eğer bundan tahliye etme imkanımız olmazsa bu tip durumlarda göğüs tüpü kullanılabilmektedir. Bazen de şu oluyor, gelen sıvının karakterine bakarak eğer akması mümkün değilse, bu tip durumlarda ise sevgili arkadaşlar, hastamızı vasla girip göğüs kafesi içerisindeki efüzyonu tamamen boşaltıyoruz. Birkaç günlük bir süreçte oradaki sıvıyı tedricen tamamen tahliye ettikten sonra bazen plörodez de yapıyoruz, bazen bu gerekmeyebiliyor. Ancak hastanın şikayetleri tamamen bugün itibariyle düzelecektir.